İnegöl Belediye Başkanlığı'nda 13 yılı geride bırakan Ali Nur Aktaş, icraatlarını anlattı bugün. Birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Aktaş, turizm için ayrı bir paragrafı açtı. İnegöl'ün parlayan yıldızı olacak dedi. Aktaş, İnegöl'e üniversite kurmaya da hazır olduklarını söyledi. Çıraklık dedik, kalfalık dedik. Allah'a hamdolsun, ustalık dönemini de görmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Beraberinde hem parti büyüklerimizin hem de bu manadaki karar vericilerin söylemleri ve etkileri sonucunda farklı bir oluşum ortaya çıkarsa burada hazırız. İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş görevdeki 13. yılını değerlendirdi. 13 yıl boyunca belediyemizin kapılarını ardına kadar açık tuttuk. İnegöl'ün eğitimden sağlığa her alanda önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Aktaş, devam eden projeleri anlattı. Şekebi İnsel Doğal Yaşam Çiftliği. Kırsal kalkınma adına bu yıl Kurşunlu ve Akıncılar'daki ürün toplama merkezlerimiz, modern semt pazarımız, 5. mevsim kültür sanat merkezimiz, katlı otoparkımız, Dostum Kamçılık Eğitim Merkezimiz bu yıl içerisinde inşallah bitirilerek hayata geçirilmiş olacak. Aktaş İnegöl'ün parlayan yıldızı olacak dediği turizme ayrı bir paragraf açtı. Termal turizmde Oylat, tarih turizminde Ortaköy Kervansarayı ve İshak Paşa Kulesi, kültür turizminde Kent Müzesi, sanayi turizmi dendiğinde Mobilya Müzesi, mağaralarımızla, şelalelerimiz, yaylalarımız, kanyonumuzla turizm İnegöl'ün yeni süreçte parlayan yıldızı olacak. İl olmaya da hazır olduklarını belirten Aktaş'ın İnegöl'e üniversite kurulması talebiyle ilgili sözleri de dikkat çekti. Bize daha önce söylenen bir şey vardı. Üniversite olması için il olmanız gerekiyor. Ama bu arada 3 tane ilçede üniversite oldu. Bandırma'da, İskenderun'da ve Alanya'da. Dosyamızı sunduk ve bununla alakalı müjdeli haberi de en kısa zamanda bekliyoruz.